Bu da tamam. Hadi bismillah. Allah işimizi rast getirsin. Geldim. Hoş geldin kızım. Tuzlu ve diğer sandviçleri getirdim Musin amca. Her şey tamam. Hadi bismillah, artık çıkabiliriz. Allah işimizi rast getirsin. Sandviç, sandviççi geldi. Taze taze. Dur kızım, acele etme. Şimdiden yorma kendini, daha çok var hadi. Gel. Ya ben sana parayı vermeyeceğim demiyorum ki. Yoksa niye buraya kadar geleyim? Dün böyle konuşmamıştık. Madem para yok niye telefonda söylemiyorsun? Çünkü seninle yüz yüze konuşmak istedim. Bak, öyle ya da böyle. İkimiz bu işte beraberiz. İsteklerimiz belli. Birbirimizi anlıyoruz. Öyle değil mi? Bak ben çok zor zamanlar geçiriyorum. Kızım ölümden döndü. Bunlar benim için hiç kolay şeyler değil. Senden sadece birazcık zaman istiyorum. 2 gün. Bana bak. 2 gün içinde parayı getirmezsen vallahi alır götürürüm Elif'i babasına ona göre ha. Merak etme. 2 gün sonra paran elinde olacak. İki gün çok uzun bir süre Nurten Hanım. O 2 günde başına neler gelecek? Senin haberin bile yok. Hele şu Kenan'ın Tuğçe'nin babası olduğunu ikna edeyim. Sonra sıra sana da gelecek. İşte burası Zeynep. Bundan sonra birlikte yaşayacağımız ev. Her şey hazır. Senin seveceğin gibi dayayıp döşettim. Sen delir misin? Ben her şeyi düşündüm Zeynep. Etraflıca düşündüm. Her şeyi planladım. Hiç merak etme. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Ne demek birlikte yaşayacağımız ev? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Artık karşımızda hiçbir engel olmayacak Zeynep. Ben sırf Selim oradan kurtulsun diye kabul ettim boşanmayı. Senin kafan bunu almıyor mu ya? Ha? Üstelik sana bunu defalarca söyledim ben. Sen Selim'den sırf özgürlüğüne kavuşsun diye vazgeçebiliyorsun değil mi Zeynep? Yani ondan vazgeçiyorsun. Ama gerçek sevgi böyle bir şey değil Zeynep. Gerçek sevgi ondan hiçbir şekilde vazgeçmemektir. Bak ben senden hiç vazgeçtim mi Zeynep? Seni bir an olsun kalbimden sildim mi Zeynep? Başkasıyla nikah masasına oturduğunda bile silmedim ben seni. Ben Selim'den vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim de. Anlayabiliyor musun bunu? Ya üstelik sen hangi sevgiden bahsediyorsun? Seninki sadece bir saplantı. Üstelik seni sevmeyen bir kadına gelecek hayalleri kuruyorsun. Benim sevgim o kadar büyük ki Zeynep. Ben senin yerine de severim. Bak sen benden bir şey istedin. Benim için akan sular durdu. Sen benim gözlerimin içine baktığın zaman benim yüreğim dayanmıyor Zeynep. Tamam ben daha fazla dinlemek istemiyorum artık. Bak Zeynep. Ben senin için her şeyi göze aldım. Necdet'i ihbar edeceğim. Selim dışarı çıksın diye onu ele vereceğim. Sevdiğim kadın için hayatımı tehlikeye atıyorum Zeynep. Görmüyor musun?
Görmüyorum. Görmüyorum. Biz seninle burada Necdet'ten, herkesten uzak çok mutlu olacağız be Zeynep, çok. Öyle bir şey olmayacak, anladın mı? Artık o kurduğun hayal dünyasından çık. Hayal dünyası mı? O zaman vazgeçelim. Ha? Sen Selim'den boşanmaktan vazgeç. Ben de ifademi değiştirmekten vazgeçeyim Zeynep. Selim de o dört duvar arasında ömrünü çürütsün. Değil mi? Zeynep. Ne oldu böyle apar topar? Zeynep. Nerede bu kız? Arayayım en iyisi. Açmıyor da telefonunu. Hay Allah'ım. Başına bir şey gelmiş olmasın? Nerede bu kız? Tamam. İstediğin gibi, sana söz verdiğim gibi gidip ifademi değiştiriyorum. Selim'den boşansam da seninle asla bir şey yaşamayacağım. Zeynep, yine başa dönmeyelim. Peki boşandın, ne yapacaksın? Ha? Kocan dışarı çıktığında artık onun eski karısı oluyorsun. Yüzüne bakar mı sanıyorsun? Ailesi zaten sana sırt çevirmiş. Zeynep, karnında çocukla tek başına ne yapacaksın? Ben çocuğuma her türlü sahip çıkarım. Zeynep, babasız çocuk büyütmek o kadar kolay değil. Babasız büyüyen biri olarak bunu en iyi ben biliyorum. Bak, karnındaki çocuğa babalık yapmaya hazırım Zeynep. Sen de, o bebek de her türlü kabulümsünüz. Neler oluyor böyle? Zeynep, ne oldu canım? Ne oluyor böyle? Ne işin var o adamla? Zeynep, anlatsana canım. Neden evi terk ettin? Ne işin var Erkut'la? Zeynep için bir şeyler söyle. Gözüm gibi baktı. Her şeyden sakındığım evladım. Burada mı kalıyor Kenan? Aç mıdır, susuz mudur? Kim bilir ne haldedir evladım? Anne, yapma. Toparlanman lazım. Selim seni böyle görmesin. Ah, ah Zeynep, ah. Evladım bu haldeyken onu sarıp sarmalayacağını, bu yaptığın reva mı? Anneciğim. Oğlum, evladım. Abi. Anne. Oğlum, yüzüne hasret kalmışım bir tane. Anne, ben sana gelme. Beni böyle görmedi miydin mi? Niye geldin? Anne, bir şey var. Bir şey olmuş anne. Bakışlarından anlarım ben seni. Ne oldu? Zeynep. Ne oldu Zeynep? Abi, anne biriniz bir şey söyleyin. Ne oldu Zeynep'e? Ne? Doğru mu duydum? Ne demek boşanacağım Zeynep?
çaresiz kaldım Tülay abla. Köşeye sıkıştım. Erkut'un yalan ifadesinden vazgeçmesi için tek yol bu. Zeynep'ciğim, mutlaka başka bir çare bulunur. Yok Tülay abla, yok. Denemedim mi sanıyorsun, düşünmedim mi sanıyorsun? Ama yok işte. Zeynep'ciğim, herkes ne düşünür, ne söyler senin hakkında? Hele en kötüsü Selim yıkılır. Biliyorum. Belki de beni hayatı boyunca bir daha affetmeyecek. Yüzümü bile görmek istemeyecek, çok kızacak. Ama bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır Tülay abla. Herkes neden böyle bir şey yaptığımı anlayacaktır elbet. Ah Zeynep. Ben sevdiğim adamın, bebeğimin babasının suçsuz yere 20 yıl hapiste göz göre göre yatmasına dayanamam Tülay abla. Bir şeyler yapmam lazımdı. O yeter ki kurtulsun. Ben gerekirse ölmeye bile razıyım. Zeynep'ciğim, babana anlatsak? Hayır Tülay abla, sakın. Ne babam ne de bir başkası. Hiç kimse bunu bilmeyecek. Tamam mı? Peki. Abi, size soruyorum, bir şey söylesenize. Karıma ne oldu? Bak. Bu oldu senin. Ne bu? Mahkeme celbi. Mahkeme celbi mi? Ha bu... Necdet'in davasıyla ilgili değil mi? Ne davası abi o zaman söyle. Boşanma davası oğlum. Ne? Duydun işte yavrum. Zeynep senden boşanmak istiyor. Abi bu doğru mu? Siz nasıl öğrendiniz? Kendisi mi söyledi size? Hayır. O söylemedi oğlum. Annem buldu Celbi. Zeynep'e ne olduğunu anlatması için çok ısrar ettik ama ağzını bıçak açmadı. Konuşmak yerine evi terk etmeyi tercih etti yavrum. Demek gerçekler ortaya çıkınca evi terk etti. O herife gitti değil mi? Erkut'un yanına gitti değil mi? Biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. Kabul edeceksin biliyorum Zeynep. Sonunda sen de anlayacaksın. Sana nasıl aşık olduğumu. Seni gözümden bile sakındığımı. Her şey on numara olacak. Sen, ben, çocuğumuz. Çok mutlu olacağız be Zeynep. Çok. Seni şuramdan seviyorum Zeynep. Şuramdan. Ben biliyordum. Söylemiştim sana abi. Zeynep beni aldatıyor demiştim. Ama sen bana inanmamıştın. Gördün mü? Bak kim haklıymış. Oğlum yapma böyle. Ben bunları hak edecek ne yaptım ha? Zeynep'i sevmekten başka ne yaptın? Oğlum. Selim. Abicim sakin ol ne olur. Nasıl sakin olayım abi? Görmüyor musun? Bulduğu ilk fırsatta boşanma davası açmış. Madem beni sevmiyordu. Niye evlendi o zaman? Oğlum. Bundan sonra Zeynep'in adını bile duymak istemiyorum anne. Ne ölüme, ne dirime.
Oğlum. Selim, dik dur yavrum, metin ol. Mahvoldu. Yıkıldı dağ gibi oğlum. Kenan, içeride bir şey yapar mı kendine? Yok anne. Ben tanıyorum kardeşimi. Yapmaz öyle bir şey o. Şimdi gitti. Bir sürü de sipariş geldi yeni. Tamam Feride, ben hemen patatesleri doğruyorum şimdi. Kızartacağım. Tamam abla. Ben de şuraları bir toplayayım da yardım ederim sana. Aa abla, ilaçlarını içmen lazım. Tamam. Ben içerim. Sen müşterilere falan bak Feride. Yok abla, hemen içersin zaten. Ne olacak ki? Hadi ama aksatırsan olmaz. Doktor aynı saatte içmen gerektiğini söylemişti. Şifa olsun. Ben de şuraları toplayayım. Böreğe başlayacağım. Patates yapacağım bugün. Hadi lan Armut, hadi nerede kaldın? Tülay? Bey, sen neredesin? Dükkandayım. Biz çiftlikten döndük. Evdeyiz şimdi. İyi. Zeynep de yanında mı? Evet. Nasıl durum bari şimdi, daha iyice mi? Ya o kadar şey yaşadı kızcağız. Eve gelen adamlar bilmem ne falan. Aslında durumu iyi değil. Morali çok bozuk. Yapma ya. Niye? Ne oldu ki? Yani sıkkın işte canı. Allah Allah. Durup dururken birdenbire ne oldu şimdi ya? Tamam. Tamam, ben eve geleceğim. Neyse, evde konuşuruz. Tamam. Hadi. Nerede kaldın lan Armut? Geldim işte baba. Yine her zamanki gibi 007 James Bond edalarında kılçıksız hallettim bu işi. Lan zevzek konuşup durma. Kafam dolmuş taşıyor zaten. Tamam baba ya. Ne kızıyorsun ki? Hallettim. Yani daha doğrusu ben değil, Heko Müslüm halletti. O Necdet şerefsizinin söylediği her şey, yaptığı bütün itiraflar o CD'nin içinde. Aferin lan. O itin sonu benim elimden olacak. Onun ipini var ya, ben çekeceğim ben. Nereye gidiyorsun baba? Eve gidiyorum oğlum ya, hadi eve. Amca. Bir tane bile satamadık. Dur kızım, daha yeni geldik sayılır. Sen de bağırsana, niye yapamıyorsun? Bu sandviçlere kimse dayanamaz. Birazdan gelirler zaten. Baksana şunlara ya. Mis, mis. Mis gibi sandviç. Taze taze. Mis gibi sandviç. Taze taze. Neymiş efendim? Parası yokmuş. Bak sen. Ben de safım ya. Kaçın kurasıyım ben be. Sen Emiroğulları'nın gelini ol. Ondan sonra da
paran olmayacak, öyle mi? Sen şu iki gün içinde o parayı getirme de. Bak ben sana neler yapıyorum. Nurten! Nurten! Nurten kadar başına taş düşsün, Emi. Nurten! Patla! Nerede kaldın kız? Keyif çatmıyordum herhalde. İş vardı elimde. Ne istiyorsun, ne oldu? Neredeyse altımı edecektim. Tuvalete götür beni hemen. Taze taze sandviç. Mis gibi. Taze taze sandviç. Taze taze sandviç. Mis gibi. Of, daha bir kişi bile gelmedi. Hiç satamadık. Öyle vallahi ya. Gelip geçen de yok. Al kızım, sen şunun tadına bir bak. Acıkmışsındır. Bunu da beceremedim ya. Bir sandviç bile satamadım. Daha akşama kadar vaktimiz var. Belki alan olur. Gel gel. Al bakalım. Ama benim param yok ki. Senden para isteyen mi oldu? Hayır duası etsen yeter. Al hadi. Allah senden razı olsun. Afiyet olsun. Domatesi peyniri güzel mi? Zeynep. Kızım. Bak korkutuyorsun beni. Ya ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Tülay, sen bir şey söyle bari. Baba, ben çiftlikten ayrıldım. Ayrıldın mı? Niye, ne oldu? Öyle gerekti. Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Ne oldu, bir şey mi dediler sana, bir şey mi yaptılar? Hayır. O zaman? Mecbur kaldım baba, öyle olması gerekti işte. Ya kızım, şunu doğru düzgün bir anlatsana ya. Selim'le aramız pek iyi değil. Allah Allah. Ya biraz uzak kaldınız diye soğukluk falan mı girdi acaba? Anlamadım ki. Ya hem sizin çocuğunuz olacak yakında. Hiç olmazsa onu düşünün ya. Tamam baba, ne olursun daha fazla bir şey sorma. Ben senin yanına geldim işte. Bir daha da dönmeyeceğim oraya. Çünkü hiçbir şey düzelmeyecek. Tamam güzel kızım. Her ne olup bittiyse bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Tamam. Bak bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Her şey düzelecek. Tamam mı güzel kızım? Amca, tekrar çok sağ ol. İşin hep rast gitsin. Afiyet olsun. Eyvallah. Size hayırlı işler. Sağ olasın. Çok acıkmış değil mi? İyi ki doyurduk karnımı Sun amca. Sandviç ister misiniz? İki sandviç alabilir miyiz? Tabii ki, hemen veriyorum. Şükür, peçete ver. Tamam.
Ben de üstünüz çok güzel görünüyor. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol abim, buyur. Bana da bir tane sarsana. Hemen abim, tabii. Buyur abi. Para üstünü vereyim. Oldu, hayırlı işler. Tülay, ne yapıyorsun? Ne yapayım canım? Akşam için bir şeyler pişiriyorum. Ya Tülay, bu Zeynep'le Selim ne oldu bunlara birdenbire böyle ya? Ha? Bak işte anlatmıyor bana. Kendim gördüm. Sana bir şeyler söylemedi mi? Ben de tam bilmiyorum. Eve geldiğinden beri böyle. Nasıl ya? Siz birlikte değil miydiniz? Beraber gelmediniz mi? Yok. Ben eczaneye gitmiştim. Ayrı ayrı geldik. Çiftlikte ne oldu, ne bitti hiç bilmiyorum. Allah Allah. Ne oldu bunlara şimdi durup dururken ya? Birbirlerini de çok seviyorlardı. Çiftliğe dönmem de dönmem diyor. Başka da bir şey demiyor. Biri mi canını sıktı acaba? Ya yoksa benden mi çekiniyor? Sen Zeynep'in bir ağzını arasana ha. Yani ben sordum. Konuştuk aslında. Hayır Tülay abla, sakın. Ne babam ne de bir başkası. Hiç kimse bunu bilmeyecek. Tamam mı? Evet Tülay. Konuştuk. Konuştuk ama bana da sana anlattıklarından farklı bir şey söylemedi. Neyse, bir kafasını toparlasın da belki bir daha konuşuruz. Veysel, çok üzülüyorum Zeynep için. Dur bakalım ya. Belki hallederler. Hem bundan sonra üzülmek falan yok Tülay'ım. Onun yanında kapı gibi babası var. Her şey çok daha iyi olacak. Bak buna inanıyorum. Nasıl olacak o Veysel? Sürekli başını belaya sokuyorsun. Ben artık hayatımızda huzursuzluk olsun istemiyorum. Tamam işte Tülay, ben de onu söylüyorum. Her şey çok daha güzel olacak ya. İnan sen bana. Sen bu aralar Zeynep'e göz kulak ol, yeter. Tamam. Tamam, peki. Selim'im, evladım erimiş bitmiş sanki. İçim parçalandı onu öyle görünce. Anne, lütfen ama bak tansiyonu yükselecek yine. Biz sıcacık evimizde otururken, yemeğimizi yerken, kim bilir o ne yapıyor oralarda. Bir de üstelik şimdi Zeynep'in derdi çıktı. Nasıl dayanacak evladım ha? Nasıl dayanacak Kenan? Eğer bir de Zeynep'in başka bir adamdan çocuk beklediğini öğrenseydi. Ay sus Kenan, sus. Ay içim fena oluyor. O dört duvar arasında delirirdi yavrum, delirirdi. Şimdi geliyorum anne. Efendim. Evet. İstenilen belgeleri 3 gün önce göndermiştim. Gereken neyse yapılsın. Para konusunda çekinceniz olmasın. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Evet, bunu dedektiflik bürosuna da söylemiştim. Yeter ki Elif'i bulun. Başka bir şey istemiyorum. Aha. Tamam. Ama konuştuğumuz gibi en ufak bir gelişmeden bile hemen haberim olsun. Unutmayın. Anlıyorum. Siz ne gerekiyorsa yapın. Ben İlker Bey'le tekrar görüşeceğim. Böyle şeyler için benden onay almanıza gerek yok. Bu şekilde zaman kaybetmenizi istemem.
Demek Kenan Bey hala Elif'i arıyor. Bunu hemen ablama söylemem lazım. Hayırdır oğlum? Alelacele kalktın masadan. Kimdi arayan? İşle ilgili anne. Sen de bu kadar derdin içinde. Kaça bölüneceğini, neye yetişeceğini şaşırdın kaldın. Allah yardımcın olsun oğlum. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Eh Muhsin, sen o kızın başına bir iş getir. Ben seni o sandviçlerin arasına salatalık diye koyup satmaz mıyım be adam? Alo. Abla, sana bir haberim var. Çok önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? O Kenan Bey var ya, hala Elif'in peşinde. Ay günaydın Seher. Bunu yeni mi öğrendin ha? Ya öyle bir şey değil. Adam kızı bulabilmek için dedektif tutmuş. Ne diyorsun kız? Vallahi kulaklarımla duydum. Adama hiçbir masraftan kaçınmayın, ne gerekiyorsa yapın dedi. Kesenin ağzını açmış yani ha? Hem onu diyorum, hem de kızı bulmaları an meselesi diyorum. Hem de böyle giderse avcumuzu yalayacağız diyorum. İyi. Sevindim ben bu işe. Ne? Ya abla, biz seninle aynı telden çalmıyoruz ha. Ben sana adam kızı bulmak üzere diyorum. Para vermeye hazır diyorsun yani. İyi. Kenan Efendi'nin ödeme takvimini öne alabiliriz yani. Ne parası, ne takvimi? Ya kızım, saksıyı çalıştırsana. Arzu delisinin ipiyle ne kadar kuyuya inilir ki ha? Kenan Efendi kullanıma hazır olsun işte böyle. Sahi, Arzu demişken. Sen bugün onunla görüşmeye gidecektin. Ne yaptın, gittin mi? Gittim. Verdin mi parayı? Az müsaade istedi. Hadi ya. Neyse canım. 2 gün içinde ödedi. Ödemedi. Ben de soluğu çiftlikte alırım. Olur biter ya. Az değilsin ha. Seher. Neyse. Tutma beni. Ben daha eve yeni geldim. Sonra görüşürüz tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Rastgele. Ya nerede kaldı bu Muhsin ya? Ay arayayım bakayım. Nerede bunlar? Oo, bizden önce gelmişsin. Hayırlı akşamlar. Nerede kaldınız Muhsin? Nurten teyze, biliyor musun? Sandviçlerin hepsini sattık. Bak sen. Ya sorma. Bir ara siparişleri yetiştiremeyeceğiz diye çok korktum ya. Ayşegül, o kadın nasıldı ama? Hiç yemem dedi. Sonradan kaç porsiyon yedi be? Allah'ın izniyle inşallah birkaç güne kirayı toplarız. Hadi Ayşegül, elimizi yüzümüzü yıkayalım biz. Muhsin Efendi, sen daha sandviçlerle uğraş. Karın servet peşinde be. Canım, neyin var senin? Canım sıkkın biraz. Neden? Nedenim var Gonca. Senin aklını ayıp Veysel'i işe aldım ama adamın şu yaptığına bak. Ama benim ne suçum var ki? Aylar önce acıyıp da işe aldırdığın adam şimdi gelmiş bana meydan okumaya kalkıyor. Olacak şey mi bu? Nasıl yani? Ne diye meydan okudu sana? Selim'e yaptıklarını anlatmazsan seni ihbar ederim dedi. Ama buna nasıl cesaret eder? Benim de canım buna sıkıldı ya zaten. O kim ki? Beni. Necdet Karapınar'ı tehdit etmeye kalkıyor. Ben böyle olacağını gerçekten bilemedim. Çok özür dilerim. Tamam. Hadi asma izini. Tamam. Ama sen de sıkma canını, tamam mı? Hem bak görürsün. O şoför parçası hiçbir şey yapamaz. Boş konuşup dolu tutmaya çalışıyor bence. Ondan çekinmiyorum zaten Gonca. Sadece beni cüretkarlığı rahatsız etti. Baksana şu Veysel'e.
Neyine güveniyor ki bu? Neyini tehdit ediyor acaba? Egocu da bir şey yapamaz falan dedi. Babam da epeyce sinirlenmiş belli. Çekineceği bir şey olmasa bu adam bu kadar sinirlenmez. Bir şey dönüyor ama. Arayıp duruyor sürekli. Verirse dedik ya parana. Ne para budalası kadın çıktı ya. Demek öyle Arzu Hanım ha. Telefonu yüzüme kapatırsın. Ben sana telefonlara çıkmamak neymiş gösteririm. Herkes bayıldı sandviçlere ya, bayıldı. Bir amca yedi. Sonra bir tane daha oldu hatta. Çok sevdiler demek ki. Evet evet. Bak o çocuğun duası nasıl da tuttu. İşlerimiz açıldı. Hepsi bitti hemencecik. Evet. O zamana kadar hiçbir tane bile satamamıştık. İnşallah işlerimiz hep böyle yolunda gider kızım. Muhsin amca. O çocuğa iyilik yaptık diye mi oldu bütün bunlar? Yani istediğimiz şeyler olsun diye hemen bir iyilik mi yapmamız lazım? Biz ona hayır olsun diye yaptık. Yani iyilik bulmak için iyilik yaparsan o olmaz. İçten, yürekten, gönülden olmalı. Nasıl yani? Yani iyilik yapacaksın ama karşılığını beklemeyeceksin. Kimseye de söylemeyeceksin. Ki Allah senin işini rast getirsin. Anladın mı kızım? Hı hı. Niye iki kişilik servis var? Babam kahvaltı yemeyecek mi? Hayır canım, sen yemeyeceksin. Ne? Doğru duydun. Bu sabah kocamla şöyle baş başa bir kahvaltı yapmak istiyorum. Sen artık çok oldun ama. Babamın evinde nerede ne zaman yemek yiyeceğimi sana mı soracağım ben? Suzan, servis. Bana bak bana. Bu ev babanın evi olduğu kadar benim de evim. Sen ise bu evde sadece bir sığıntısın. İşte o yüzden benim kararlarıma sakın karışayım deme. Arzu. Kenan. Neredesin? Babamdayım. Çiftliğe gel, hemen konuşmamız gerek. Tamam canım. Hemen hazırlanıp geliyorum. Yarım saat oradayım. Babamın konuştuğu doktor işe yaramış olmalı. O zaman canım size afiyet olsun. Ben şimdi çiftliğe, pardon, çiftliğime kadar gideceğim. Kenan aradı şimdi. Hatasını anladı demek ki. Ne? Doğru duydun canım. Bu sabah kocamla baş başa kahvaltı yapacağım. Ne demişler? Son gülen iyi güler. Teşekkürler babacığım. Senin ne işin var burada? Hangi yüzle geliyorsun bu eve? Hemen çık git, hemen! Hiçbir yere gitmiyorum Aliye Hanım. Çünkü Kenan beni arayıp çağırdı. Belli ki o sizinle aynı fikirde değil. Kenan. Sana söylemiştim değil mi? O testlerde bir hata olduğunu söylemiştim. Değdin bana o kadar ağır sözler söylemeye. Değdin karını ihanetle suçlamaya. Kalbimi çok kırdın. Ama neyse. Sonunda gerçek ortaya çıktı ya. Önemli olan o. Aç oku.
DNA analiz raporu. Bu ne? Oku dedim. Yapılan babalık testinde baba ve çocuktan alınan saç örnekleri profillerinin DNA yapılan eşleşmediği tespit edilmiş olup %99 doğruluk payıyla Tuğçe Emiroğlu'nun Kenan Emiroğlu'nun biyolojik çocuğu olmadığı kesinleşmiştir. Artık yalanların burada son buldu Arzu. Ellerimde bir çare, hüzün tükenir.